Efendim selamlar yaklaşık bundan bir iki ay önce Rocket League arabalarının katman listesini çekmiştim ve sonra dedim ki bir tane de Rocket League youtuberları için katman listesi çekeyim ve sizlerin başına oturdum. Arkadaşlar öncelikle bu katman listesi tamamen benim şahsi görüşlerime göre olacak bunu söyleyeyim hani kimsenin e, genel görüşüne göre bir katman listesi yapmayacağım. O yüzden siz de bu katman listesi bittikten sonra yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdi burada bir sürü youtuber var. Burada daha da var ama e, yani bulamadım aslında. Tier listesinde böyle detaylı katman listesi bulamadım. Fakat şurada alttaki 3 tane YouTuber'ı ben tanımıyorum. Bakın şu üçlü. Bunları o yüzden es geçeceğim. Bunları yerleştirmeyeceğim herhangi bir liste. Şurada reklam çıktı. Kapatalım. Ve bu şekilde listemize başlayacağız. Şimdi Ha bu arada şunu söyleyeyim bir de Türk YouTuber'lar da yok zaten Türk YouTuber'lar benim dışında 5 tane var abi. Yani bir dakikada ditsem bitecek anladınız <laughs> mı? O yüzden hiç o topa da girmedim. Onun da sebebini zaten iki önceki videoda anlatmıştım. Rakılık Türkiye'de neden tutmuyor diye. Uzun bir açılış konuşmasından sonra başlamış Şimdi arkadaşlar ilk YouTuber'ımız Flu MP. Artık nasıl konuştuğunu bilmiyorum ama falan Flu MP yani telaffuzunu bilmiyorum. Şimdi ben bu abimizi hop bu arada şunun bir sesini kapatalım. Tamam telif yemeyeyim de. Şimdi ben bu abimizi çok böyle eskiden izlerdim. Tam Rocket e ilk başladığımız zamanlardı. O zamanlar hatta şöyle bir bakayım en eski diyelim. O zamanlar bak deneysel içerikler yapıyordu. İşte a Platinum 3, Diamond 3, two Champion falan gibi. Yani şey diyor Platinum 3 oyuncusu, Diamond 3 oyuncusunu şampiyon taşıya ya yani Baya aslında merak uyandıran ve deneysel içerikler çekiyordu. Şu anda baktığım zaman da çok bir fikrim yok. Bu arada bu bütün Youtuberları en az... 4-5 kere izlemişimdir ve bir zamanlar sıkı takipçisiyim öyle söyleyeyim. Neyse ne diyorduk? Şu anda da bak mesela gerçek hayatlar kedi. Okay. Yani güzel içerikleri var ama benim aşırı böyle aman aman ilgimi çekmiyor. O yüzden full MP ya da full'un partik benim gibi bilmiyorum. Ortalama katman C'ye koyduk abi. Ama şunu söyleyeyim. Bu bütün youtuberları yerleştirdikten sonra böyle bir makyajlama çalışması yapacağız yani bir genel e, bakış atacağız Hani hata varsa düzelteceğiz şimdi gelelim Galaxy bak bu Galaxy herkes bilmez Bu arada e, şey profil resminde hata var galiba çünkü Galaxy değil bu youtuber SC Galaxy şimdi bu youtuberın abonesi çok az tanınmıyor ama bak videoları o kadar kaliteli ki bir döneme damgasını vurmuş videoları var özellikle hatta şuradan en popüler yapıp size e, Mesela şu videosunu kesin izleyin arkadaşlar adam kasa açıyor tamam mı yeni bir araba çıkıyor mesela Yeager diye 4 yıl öncesine göre konuşuyorum bu arabayı çıkartana kadar kasa açıyor ondan sonra maçlara giriyor ve bu arabayla oynuyor ama adamın olayı edit abi inanılmaz güzel editler yapıyor ve bunu 4 sene öncesinde falan yapıyor şimdi video e, izletmek ister misiniz ama telif muhabbetleri var gidin izleyin müthiş bir kanlı var yani bak bu adam bir dönemin Rocket League'ine damgası vurmuş. Öyle söyleyeyim. Sonra bıraktı. Yani bırakması bence kendisi için kötü oldu. Çünkü çok iyiydi. Bende özel bir yeri vardı galaksinin ve kesinlikle A'ya koyuyorum. Yani tartışması düşünmeden. 3. Jazer. Gel bakalım Jazer. Şimdi. Jazer'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Kendisi bu freestyle videoları atıyor diye biliyorum. Ama bazen rekabetçi de atıyor. Çok böyle konu hakkında fikrim yok ama ağırlıklı olarak Fritz bir kişilik Jader. Şimdi şunu söyleyeyim. Jader 2016, 2017 hatta 2018'i de katalım. Bu 3 yılda acayip iyi bir Fritz ama günümüzde bence yine iyi. Bak yine iyi bir şey demiyorum ama böyle çok iyilerden mi? Hayır abi değil. Onu da söyleyeyim. Daha yani Jader'a gelene ben şu an günümüzde size 10 tane Fritz Seiler Öyle söyleyeyim. Ama ya bende özel yeri var yine Jazer'ın bir dönemi yine damga Özellikle e, 2016, 2017, 2018 zamanlarını zaten söylemiştim. Zaten eski videoları falan bayağı izleniyordu. Şöyle bakın Sarp BC zamanlarından beri adam oyun oynamış. Yani hakikaten Rocker ligi adammış bir hayat diyebiliriz Jazer için. O yüzden Jazer'ı ben e, sonradan bir göz atmak şartıyla... Ya B ile C arasında çok kaldım ama günümüzde artık Jason'ın modasının geçtiğini düşünüyorum. bak 2000 18'de olsak tamam mı? A'ya rahat atarım ama C abi şu anlık. Tamam. Şimdi Johnny Boy. Evet şimdi Johnny Boy çoğunuz bilmediğiniz olabilir. John şöyle yazılabilir bir dakika. Johnny Boy. Rakıdı gelişen bir dakika tam çıksın. Şimdi bu abimizin olayı çok farklı. Bu Johnny Boy abimiz bak adamın video sesine bak 2K 2000 videosu var ve 350 bin abone az yani baktığınız zaman ee, ama bu abimizin referansları çok güçlü. Yani referanslar kasım hayvan gibi çevresi var. Ve dünyanın iyi oyuncularını toplayıp böyle işte birbirine maç attırabiliyor. Ve bu şekilde içerik çıkartıyor. Böyle bir kanal yani. Bunun üzerine kurulu bir kanal. Hatta bak Türkiye'de ki bence ilk 3'teki oyunculardan biri. 1 bir ve 1'de bir bence benim için en iyisi. Onu da söyleyeyim. Loreli'yi de ee, bir videosunda kullanmış dediğim gibi Loreli Türkiye'deki en iyi oyunculardan bir tanesi bir ve bir de Scrap'la maç attırıyor hatta dur lan abi telif yeme pahasına maçın sonucuna bakacağım şuradan dur kaç kaç bitmiş ona bakacağım abi. bak Lore'li almış abi inşallah telif yemeyiz yani. sadece maça bakacağım 11'e 4 almış Scrap'ı of oh, of oh, of oh. Fena abi bize bir yıl önce çok dedi ya yani genel olarak böyle videoları var ee, ama şöyle bir sıkıntısı var abi. Adam kendinden hiçbir şey katmıyor. Yani kendine hiçbir şey katmıyor derken kendisi bir e, böyle saf içerik üretmiyor. Hani başka kanallarında oluyor maç attırıyor. Başka kanallarında oluyor maç attırıyor. Bunu Twitch yayınında e yaparsın abi. Bunu YouTube olduğu zaman işler biraz da içeriye kaldığı için ben buradan e, kendi puanımı kıracağım. O yüzden Johnny Boy'u ben D'ye attım abi. Ama bak dediğim gibi YouTube özelinde ve kendi yorumlarımı katıyorum. Şimdi gel Can Senmen'e. Can Senmen abimiz dur. Buradan şey yapacağız abi. Can yani Senmen'le bir instruksu vardı. Mr. Senden Bring Me A diye. O kullanıyorum bilmiyorum. Bayağı oldu Can takip etme. Oha! PVR takımına... Ha bu şey tam içeri kes. Dedim profesyonel mi oldu? da. Yok abi Can Senmen öyle iyi bir oyuncu değil. Yani SSL falan değil onu biliyorum. Şimdi. Can Senmen abimiz de böyle şey arkadaşlar. Çok fazla video atıyor. Bak videosuna bak Allah aşkına. 3K video atıyor ve bu abimiz bir ara Rocket başını çekiyordu. Yani globaldeki en iyi içerik elisiydi. Abone sayısı bakımından. Böyle takas atıyordu, rekabet çatıyordu. Yani kanalı aynı benim gibi videonu söylüyorum. Ben nasıl sizlere hem market incelemesi, hem takas, hem rekabetçi iyi oynamasam da altın için söylüyorum. Hem rehber, her telden bir şeyler üretebiliyor ya sizlere Rocket League Bu da aynı. Can Selman abimiz. O yüzden ya bana çok benziyor içerik bakımından. Ee, ve şunu söyleyebilirim. Bakıyorum böyle içeriklerine fark bak mesela atölye mapi ile çekiyor abi ben can sentmenin böyle farklı kollardan içerik çekmesini çok etkileyici bulduğum için can sentmeni yani A ile B arasında kalıyorum ama yok abi galaksinin yeri bende ayrı o yüzden B'ye koydum bak S katmanı şöyle diyeyim bende e, çok ayrı dokunuşları olacak S katmanı yani bana çok büyük bir katkısı olacak onda zaten geleceğiz şimdi let let'e gel abi let yazsak çıkar mı çıkar diye biliyorum ama Let emir aynen çıktı. Şimdi let bir kere çok büyük emekler vermiş bir içerik üyesi söyleyeyim. Hatta bak büyük konuşayım. Bu YouTuber'lar arasında şu sondaki üçünü bilmiyorum. Onları geçiyorum. Ee, bu üç bu üç YouTuber demişim. Buradaki YouTuber'lar arasında bence en büyük emeği vermiş Rakıldık YouTuber'ı. Niye diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. en popüler diyorum. Ya, adam Rakıplikle her türlü map yaptı. Bak abartmıyorum sizlere. Eğitim mapinden tut böyle fantezik mapları. Mesela bu ne abi? Allah aşkına. Adam alfabeli map yaptı. Yani Gol atıyorsun. Bak A'dan B'ye gidiyor. B'den C'ye gidiyor. Z'ye kadar devam ediyor. Bunlara modellemesi var. İşte ne bileyim. Çevreyi bulup bu video çekmesi var, editlemesi var. Bunlar çok zor işler. Bu mapleri yapmak kolay değil arkadaşlar. O yüzden ben Let'in emine çok büyük saygı duyuyorum. Bak golf çekmiş ve ben görüyorsun bayağı videosunu izlemişim. Bak Fall Guys çekmiş ve şunu söyleyeyim. Hatta siz tahmin etmişsiniz de buradaki atölye maplerin videosu çoğu Let'ten geliyor arkadaşlar. Çünkü Let bu mapleri paylaşıyor kendi sesinde. insanlar alsın oynasın. Hatta Let'ten görüp işte benim gibi Dünya çapında dünya çapında değil mi? Kendi ülkesinde lokal olarak içerikler üretenler de var. O yüzden Latin benim kanalıma çok büyük bir katkısı var. Çok büyük dokunuşlar var çünkü gerçekten çok kaliteli, çok sanal atölye var. Ha, adam bak şunu bile çekti ya Among Us yani Rocket League Among Us ekledi abi adam. Böyle bir şey var mı ya? Allah yani pes delirtiyor gerçekten. Ya böyle videosunu izlerseniz acayip bir şey abi yani iki alakalı sorun ve bunu eklemeyi başardı. O yüzden ben Leti tartışma kabul etmeden kesinlikle S'e koyuyorum. Dediğim gibi hem kanalıma çok büyük dokunuşları var kendisi hem Rocket Global'e çok büyük emekler vermiş ve içerikleri bence büyük bir saygı hak ediyor. Ee, seversiniz sevmezsiniz ama dediğim gibi Lete kesinlikle saygı duymak zorundasınız arkadaşlar. Bence yani benim için hesabı tartışma yok yani hiç istemiyorum diye. Devam. Linkuru. Şimdi Linkuru abimiz. Bunun da abone sayısı az 300 binmiş lan yine çok kadar. Ama Linkuru'yu ben şeyden tanıdım. Basket videoları çekiyordu bir ara. Oradan tanımıştım. Şu anda da anladığım kadarıyla böyle troll e, içerikler çekiyor. Bak mesela ayak koymuş Rakılık Just got ve Battle işte arabanın üstüne ayak koymuş demiş Rakılık daha iyi gidiyor. Mesela 2016 Aras'sız şampiyonluğu ile 2022 galecisini kapıştırmış bir maçta. Gayet böyle merak uyandıran içerikleri var. Ama ben Aralarında en az izlediğim Linkuru'ydu. O yüzden ben Linkuru e, ya aslında B'ye de atamam. Çok yüksek oldu. Çünkü John Sandman'ı çektiği çok güzel. C'ye atıyorum abi. Linkuru Crew değildir. Bu arada şunu da hatırlatması e, hatırlatmasını yapayım. S çok özel bir katman. Yani benim için harbiden dokunuş yapması lazım. Benim e, işte duygularımı öyle söyleyeyim. A en, en iyilerden biri diyebiliriz. B çok iyi. C iyi. D orta. E vasat. F de kötü arkadaşlar bu şekilde. Bu arada e, şunu da söyleyeyim 8000 abone az kaldı. Kanala abone değilseniz de, abone olup bu videonun da başka tür versiyonu isterseniz katman listesini beğenmeyi unutmayın. Bunlar önemli. Önerilen videoları çıkmamız açısından önemli arkadaşlar. Şimdi devam. Mercy. Mert'si. Şimdi Mercy ile aslında çoğunuz biliyordur bunu ama bir bilgi vereyim. Mercy Türk arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Hatta ismi de Mert zaten kalın ismi Mert abi ben de Sherlock gibi bir şey keşfetmiş gibi söylüyorum ama Yalnız Mert'si de e, benim böyle çok hoşlaşmadığım bir şey var O da daha böyle trend içerikler çekiyor Ben de böyle fazla trend içerikleri pek sevmiyorum Ama arada böyle toksik oyuncuları da videosuna kattığı videoları var Ve tabloları görüyorsunuz hani çok böyle sade direkt saf gameplay arıyorsanız Mert'si'yi takip edebilirsiniz e, Mercy Türk olduğu için normalde C'ye atardım ama hem Türk hem yani bu tarz e, Türkiye'de globalde temsil eden yayıncılara işte YouTuber'a destekleyen arkadaşlar. O yüzden Can yanına attım. Pozitif ayrımcılık yapıp B'ye koydum ama normalde benim için C'dir Mert Onu da söyleyeyim. Şimdi Master. Geldik globalin en büyük Rock'ın YouTuber'ına. Master Master. Şimdi bu Master arkadaşımız 1 milyon aboneye doğru öyle bir imelendi ki hatta Sunless Khan'la, şu abimiz. E, Sunless Khan'la fena kapışıyorlardı işte iddiaya girer kim ilk 1 milyonu olur, hadi gel kapışalım falan gibi. Ve bu kuansiyon ikisi de çok güzel nasibini aldı abi bu dramadan abone sayısı bakımından Sonra bu rakı bir düşe geçti 2 milyon aboneye doğru da işte 3 milyon civarlarında şu an. E, abone sayısı azaldı izlenmeleri de gördüğünüz gibi yani aslında yine iyi ya yine e, toparlamış izlenmelerini fena değil musty'nin şöyle güzelliği var adam YouTube'u çok iyi analiz ediyor abi yani kimin e, kitlesinin ne olduğunu çok iyi biliyor kitlesinin neler izleyeceğini çok iyi biliyor ve bir şekilde abi kendisini izletmeyi başarıyor bak Masi seversiniz sevmezsiniz ama bence çok e, akıllı birisi çünkü nasıl işe yakın çok iyi biliyor ve bence içerikleri de güzel. Hatta şu içeriklerin de atasıdır masi Onu da göstereyim. En eskidenin zaman burada kanalda. Ee, nerede lan o içeriklere? Abi şey vardı ne hani böyle. Bak, işte Grand Champ vs Pilat ama Grand Champion'da buz yok. Ya da 5 tane Silver vs bir tane Grand Champ. Bak, bu içeriklerin çıkış noktası masidir Aynı zamanda Masci filinde bulucusu. E, o yüzden ben Masci'yi aya atarım abi. Net yani. Bak, benim böyle çok sevdiğim aşırı sevdiğim bir Türk ama işini gerçekten temiz yapıyor ve e, beğeniyorum yani Messi. Şimdi gelin pixel'a Gel abi. Şimdi Pika da benim sevmediğim bir özellik var arkadaşlar. Bak o da şu. Şuradan geliyorsunuz. Tamam mı? Kanalına giriyorsun. Abi adam sadece kasa açılımı çekiyor. Yani sadece dedim genel anlamda kasa açılımı. Ulan bak güzel bir şey. Para yatırıyorsun. Eyvallah da Abi izlenmiyorsun bak 911 bin abonem var biz bunu 900 e yuvarlayalım. Sen 10 bin izleniyorsun ya yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 90 kişiden bir kişi izliyor seni. Benim izlenmelerde şu an abone sayısını 8 bini yuvarlayalım. İzlenmeleri de bir buçuk iki yuvarlayalım. Yani ne demek oluyor bu? Benim de dört kişiden biri izliyor demek oluyor. Şimdi bunu yaptığın zaman sen izlenmediğin zaman hala devam edersen olmaz abi. Bak bir yere kadar eyvallah güzel de. Bak kasa açalım kasa açalım kasa açalım kasa açalım. Burada ne var mesela? After weeks of trading, I'm trading up. Trade up videosu çekiyor mesela. İşte arşivini gösteriyor. Titan White Reaper çıkarmış onu gösteriyor. Abi güzel de yani yeter yeter anladım mı? Yeter. Başka içeriklere yönelmesi lazım Pixel'ın. Abone sayısı da çok yüksek ama izlenmeleri çok düşük. Ben Pixel'ı eskiden olsa C atardım ama net bir F abi Pixel. Devam. Şimdi RDFX. RDFX. Şimdi bu e, kanal hiçbir şekilde sesini e, yansıtmıyor videoları yüzünü göstermiyor fakat bu arada ha şu yüz konusunu açtım iyi oldu arkadaşlar yalı kendi yüzümü kullandım e, ama dediğim gibi facecam'li videolar kısa ve orta vadede kesinlikle olmayacak belki çok ileride olabilir ama tam yıllarda yüzümü koyacağım arada onu da söyleyeyim hani şu profil resmin dışında e, arada koyarım yani yüzümü onu da söyleyeyim sonrası şaşırmayın ulan facecam maçı demeyin e, şu anlık öyle bir durum yok. Şimdi ne diyorduk? Rocket League FX sesini göstermiyor. Sesini yansıtmıyor videoların. Yani yüzünü göstermiyor zaten. Ama bu abimiz highlight. Yani önemli anlar kalan. İşte mesela Best of 2022. Best of Rocket League. Best of Saves. İşte Best of Freestyle. Ne bileyim abi bir sürü Best of var. Best of kanalı abi adam. Mesela Rocket League Around the World. Dünya çapındaki Rocket League oyuncularının golleri. Mesela Türkiye'de de burada Traxim ne vardı? Onu koymuştu. Yani böyle aslında e, çoğu kişinin uğraşmayacağı ama işte olması gereken bir kanal fakat dediğim gibi böyle içerik üretiyorsan abi bence sesini falan en azından yorumlu katman lazım çünkü bak o kadar video çekmiş ve izlenmeleri de geldi bak 10 milyon izlenme videosu var abi ve 362 bin abone sönük kalıyor o yüzden ve ben de bu tarz içerikleri seviyorum ama dediğim gibi ses olacak bir yorum olacak ya yani bu şekilde Abone kasmak bana biraz kolay geliyor. Hani hazıra kaçmak gibi geliyor. O yüzden RLFX ile ben F'e basıyorum abi. Onu söyleyeyim. Şimdi E katmanında bir dakika. Gerçi buraya şey yapacağız da tekrardan düzenleyeceğiz de. Bakalım abi. Şimdi kim kaldı? Rizo. Gel Rizo. Rizo profesyonel bir G2'de oynuyordu. Bıraktı. İyi de bir oyuncuydu. Fena değildi yani. Onu söyleyeyim. Şimdi Rizo'yu ben çok eskiden izlerdim abi. Hangi videolarını izlerdim? Mesela Adam profesyonelken Diamond'a gidip maç atardı. Sonra gaza geldim ben de maç atardım. Hop Diamond'lar dayak atardı bana. Sonra paşa paşa oturdum aşağı. Böyle güzel bir anısı var bende de Şu an fark ettiğim kadarıyla böyle masli tarzı içerikler atıyor, Yani merak uyandıran mesela bak işte birisi toksiklik yapmış onunla vs atmış onun videosu var işte iddialı videoları var ondan sonra rekabetçi videoları var bu da Lizo da aslında her terden çalıyor ben Lizo'yu B'ye koyarım ya ama şöyle söyleyeyim bir daha bakayım da. bak mesela şey chirlis'e çekmiş abi gayet güzel içerikleri var lizo eskiden de güzeldi şu anda da güzel b abi lizo b'deydi şimdi geldik squishy şimdi Squishy'de de benim hoşlanmadığım bir durum var onu söyleyeceğim buradan gelin abi squishy Moppy'de. Suku işi sadece rekabetçi çekiyor abi. bak ama sadece rekabetçi başka hiçbir şey yok. Şimdi sen globalde bir rakip kanalıysan tabi katılırsınız katılmazsınız orası ayrı konu. Ama bak 1.38 ya yani çok büyük bir takipçisi var gerçekten çok büyük kitlelere hitap ediyor. Abi yani bu kadar abonem var başka içerikler çeksen başka türlü çek bu arada rakip üzerinde. Daha fazla abone kasabilsin sen niye sadece rekabetçi çekiyorsun ki? Ne bileyim işte öğretici video çek mesela Filipli e, anlat Bu arada var bu videoları ama çok az yani adamın kaç videosu var abi bir, e, bir dakika lan videosu sayısına bakalım adamın bir videosu var abi bu bir videonun maksimum 50 tanesi rap verdi abi geri kalanı rekabetçi O yüzden ben Squish fiziği üzülerek E'ye koyuyorum ama bence dediğim profili bir kanal olsa net aile Çünkü çok saygı duydum iyi, iyi bir oyuncu Cloud Nine'a sonra aynı enerjiye geçti. Enerjiden ne yaptı bilmiyorum şu an hala enerji var bu ama siz artık hata varsa yazarsınız yorum. Şimdi son youtuberımız Sanlıs Kan. Bakalım abi Sanlıs bir dönemin Masi ile vs atan adamı abone sayısı bakımından 2.11. Şimdi Sanlıs gerçekten içerik olarak çok e dediğim gibi özel içerikler üretiyor. Ee, ve bence içeriklerin Massi'den de daha iyi. Massi biz nereye koyduk? A'ya koyduk. Güzel. Tamam. Bence Sunless'ın kesin A'sı var. Onu söyleyeyim. Hatta en popüler videosu aha da şu meşhur video abi. Aimbot videosu. Şimdi bu video hakkında biraz konuşalım. Çünkü beni de ilgilendiren bir kısmı var bu videonun. Bu videonun aynısını ama kendi yorumlarımı katarak ben de çektim. Çünkü bunu niye yaptım Türkiye'de hiç bu aim bot videosu yoktu ve böyle lokal yayıncıları baktığımda lokaller kastım işte Fransa için mesela Almanya için ne bileyim başka ülke söyleyeyim Avusturya için mesela hani bu tarz global olmayan ülkeler için üreten youtuberlar da bu içeriğin aynısını yaptı onların izlenmeleri de güzeldi işte şeyleri de iyiydi like'ları da güzeldi ama nedense ben yaptığımda abi anlamadım aynı bak aynı video. İşte sadece kendi yorumumu katıyorum abi. İşte sallısan çalmışsın, şu olmuş, bu olmuş. Bak çalmak çok ayrı bir şey arkadaşlar. Bunu bu videoda yani şey üstüne duralım kısaca. Şimdi ben bu videoyu alsam sallısın aynı şeyleri yaptıklarını yapsam işte dedikleri şeyleri ezberlesem okey bu çalmak o. Ama bak şu konuda katılıyorum. Tam halden harbiden neredeyse tıpkısından aynısı. Çünkü o zamanlar tam yapmayı bilmiyordum. Ama ben o videoda mesela konu kalmıştım işte farklı şeyler demiştim. Kendi yorumlarımı katmıştım. Bu çalmak olmaz. Bak benzemek eyvallah bunu diyebilirsiniz ama çalmak çok ayrı bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu e, video üzerinde de sallıstan değmiş olduk. Şimdi böyle güzel bir içeriği şey var. Konuya geri dönelim. Mesela playing in every rank from bronze to pro. Yani bir tane e, bronzan daha doğrusu bronzan başlıyor abi. Silver, altın, plat, diamond şampiyon, grand şampiyon, SSL ve pro seviyesindeki oyuncu kadar atıyor ki gerçekten çok güzel bir içerik, zor bir içerik. İzlemeleri de gayet iyi. Sallasın rahat ağası var arkadaşlar. Şimdi gelelim. Genel bir bakışa. Letin yeri değişmiyor onu söyleyeyim. Galaksinin yeri değişmiyor. Sallasın yeri değişmiyor. şimdi şimdilik B'ye alalım. Tekrar bir bakacağız. Çünkü bence Sallas Masi'den daha iyi bir çürük verisi. Masi'nin Sallas'a göre artısı da Adam gerçekten YouTube'u çok iyi analiz etmiş abi. Kime neyi izleteceğini çok iyi biliyor. Şimdi John Sandman e, yani John Sandman abi Jazer gerçi C'de ya. Şöyle yapalım bak. Flump'u D'ye koyalım tamam mı? Flump'ı. Ondan sonra John Sandman B'de kalsın. Mercy B'de kalsın. Rizzo C olsun. Böyle olsun. Çünkü Masti B'ye attıysak Rizzo C'ye atmamız daha doğru olur. Şimdi Jazer Linkuru ve Rizzo. Rizzo burada kalıyor. Jazer de kalıyor. Abi Linkuru da kalsın. Ondan sonra Johnny Boy de Fulham de Squishy. Aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Bak Squishy D'ye atalım tamam mı? Çünkü e, ne kadar tek düzey çekti çok e, sağlam maçları var yani Nekar içinde. Rakadık FX'i e E'ye atalım. E, Pika Pixel F'de kalıyor abi. O değişmiyor. Onun sebebi ne söyledim. Ya benim içerik e, üreticilerinin katman listesi bu şekilde oldu arkadaşlar. Son kararında bu olur. Katılıyor musunuz? Katılı katılmıyor musunuz? yorumlara yazın. Ee, onun dışında siz kendi katman listenizi yapın ve dediğim gibi yorumlarda belirtin. Katılmadığınız yanları da tartışalım işte böyle yorumlarda. Ee, ve bu şekilde arkadaşlar. Bakalım sizlerle ne kadar ölçecek benim fikirlerim. Mutlaka yorumları bekliyorum. Bu video güzel beğeni bekliyorum. Aynı zamanda şu 8 bin abone konusunda halledelim. Yani böyle yavaş ilerliyoruz ama ne diyelim artık sağlam adımlarla mı ilerleyelim diyelim bir şey uydurulmuş işte. Ve bu günlük bu kadar olsun arkadaşlar beni izlediğiniz için bu dakika teşekkür ederim. Bu dakikada izlediyseniz yorum abi patates yazın tamam mı? bak hadi böyle bir şey olsun oradan da bakayım kimler izlemiş ama Z yazın patates oradan da ben artık buraya kadar kimin izlediğini kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıcakla kalın bay bay.